Tamam. Evet. Evet. Yer değiştirdik, yer değiştirdik. Merhaba. Hayırlı Duvarsız ama olsun. sahası sohbetlerimize senin sayfandan devam edelim. Tamam, güzel. Belki katılımcılarımız bile daha çok olabilir bu vesileyle. Bir Ne deneyelim güzel, bakalım, değil mi? test Hadi bakalım. edelim. O zaman sende söz. Evet, hoş geldin, hoş geldin Tamam, sevgili teşekkür tatlım. ederim. Sen de hoş geldin. Evet, biz seninle tabii ben bahsettim biraz evvel sohbetimize bu yayın Hı. kesilmeden önce. Benim ilk albümüm zamanında tanışmıştık tabii. O zaman da senin kendi kadrikarahan.com'da böyle kendi Evet. internet sitende çok güzel bir köşen vardı. Özenerek seçtiğim konuklarım vardı. Çok özel yazdığın röportajlar vardı. O yüzden ben biraz evvel de belirttim. Onların arasında olmaktan dolayı da çok mutluyum. Benim için Keyifliyim aynı zamanda. de keyifli dönemlerdi. 2010 yılında sanırım seninle söyleşi yapmışız ilk albümün. Şöyle Evet. tekrar bir Evet. anımsamak adına baktım ve hala 10 sene o olmuş. arşivimiz evet orada duruyor ama daha dün gibi de çünkü çok güzel zamanlardı diye düşünüyorum. Ondan sonra da yolumuz tabii tekrar kesişti ara ara seninle ve şimdi Evet. nerede başka bir yerden yakaladık birbirimizi çok mutluyum o yüzden. Aynen. Yani hep birbirimizin sayfalarındayız. Bazen Değil böyle mi? müzikle ilgili ortamlarda denk geliyoruz. Kesinlikle öyle. Ama tabii benim şu an biraz hani derler ya kişi neyle ilgileniyorsa kanalları o konuda açık oluyor diye. Senin şu sigara bırakmakla ilgili yazılarını okuduktan sonra hemen sana o zaman kardeşim seni hemen programımıza konuk alalım dedim. Çünkü sanırım gerçekten istikrarlı bir şekilde başladın, Enteresan devam bir şekilde. ediyorsun. Aynen öyle. Ve bu vesileyle işte böyle güzel işler yaptığımızı da öğrendim. Aslında bu sosyal medya biliyorsun bizi güzel bir şekilde bir araya getiriyor ama daha sonra tekrar bir savuruyor. Çünkü başka zamanlarda neler yaptığımızı tam olarak bilemiyoruz. Evet. Seni gördüm, Zeliha'yı gördüm ve birçok arkadaşımın da böyle güzel bir amaç uğruna bir arada olduğunuzu gördüm. Hani daha önce de gelebilirdim, bilemedim yani ama işte bir hayır var. Bu vesileyle karşılaştık tekrar. Bu da çok Peki, hoşuma gitti. ne kadar oldu şimdi sigarayı bırakalım? Şimdi sigarayı bırakalı bir ayı tamamladım. Aslında tabii bu hani belki bazıları için çok klasik bir süreç ama benim için korkunç, heyecan verici bir süreçti. Çünkü hiç böyle bir heyecan ya da böyle bir duyguyla karşılaşacağımı zannetmiyordum. Enteresan sendromlar yaşadım ve hala da yaşamaya devam ediyorum ama kesinlikle azmim yerinde ve güzel de bir zamana denk Açıkçası geldi. aslında yani sen şu an bırakmayı heveslenen kişiler için yeni bırakmış birisi olarak çok özel güzel şeyler anlatabilirsin bize. Güzel paylaşımların olabilir. Çünkü bir kere şu var. Kaç yıldır içiyordun sigarayı? Ben aslında geç başladım ama sanırım arayı hızlı bir şekilde kapadım. Çünkü bir Çok mu üniversite içiyordun? evet çok içmeye başladım. Özellikle son zamanlar zaten bu süreçte de evlere kapanınca biraz da bunun ağırlığını da hissettim. Ve daha fazla bu yükü taşımak istemedim. Bir yandan da arkadaşlarımın da çok güzel motivesini, desteğini aldım. Onlar da Evet, zaten içmiyorlardı. çok Evet, sigarayı evet. seviyordun. Bıraktığın için teşekkür ederim. Seninle gurur duyuyorum demiş İsmail İsmail, Bey. aynen. Çünkü evine gidiyordum İsmail'in ve içmiyordu. Ben içmezsem gelmiyorum diyordum. Böyle katı kurallarım vardı. Şimdi baktığım zaman tabii çok saçma geliyor ama o dönem bunu gerektirdi adıma. Şimdi tabii bu süreçte işte bir ayı tamamladım ama baktığım zaman o seni de benimle buluşturan yazıda olduğu gibi birçok arkadaşımın aslında uzun süredir bunu başardığını gördüm. Tabii ben nelerle karşılaşacağımı bilmiyordum çünkü gerçekten bir anda bıraktım. Yani bir sabah kalktım ve içmeyeceğim dedim. Ondan sonra da içmedim. Ne vesile oldu sana yani muhakkak ki şöyle bir şey bak o kadar ısrarlı diyor musun sigara içmezsem gelmem diyor musun mesela Kesinlikle. evet bu kadar böyle sevdiğin ısrar ettiğin arkadaşlarına yani ortamı belki aynı ortamı bile paylaşmıyordun dışarıda balkonda oturuyordun benim Tabii bir tabii arkadaşım ayrı mekanlarda yani bir oturuyorduk tabii. ortama geliyor bizimle vakit geçirmiyor devamlı sigara içmek için dışarıda vakit geçiriyor mesela. Bunun gibi bir şeyden bir anda seni uyandığında bırakmaya teşvik eden bir şey mi seyrettin, bir şey mi okudun, bir şey mi gördün? Şöyle bir şey oldu. Ben Haziran ayından beri şu an bulunduğum yerdeyim. Burası Tekirdağ Marmara Ereğlisi. Böyle küçük bir yazlık kasaba diyeyim. Buraya geldiğimden beri sabah 6'da yürüyüşlere başladım ve bu benim için çok keyifli bir
heyecan aktif oldu. Aktif spor aynen, hayatı gibi oldu. Aynen aynen. Kendi kendime kalktım, kendi kendime çıkıp yürüdüm. Fakat o yürüme anlarında bile sigara içtiğimi itiraf edebilirim. Çünkü herkes böyle sağlıklı yaşam için dışarıdayken ben işte sabah güneşin doğuşunu sigarayla karşılayan falan ama aynı zamanda yürüdüğünü düşünen de bir adamdım. Daha sonra dedim ki hani burada bir yani çelişki var. Nefesini evet, evet. Hayatını sağlıklı hale getirmeye çalışıyorsun ama bir yandan da zehri yanında aynen. taşıyorsun. Yani. Ve hani bu çok saçma bir şey dedim kendi kendime. Bir yandan da hakikaten işte sabah erken saatlerde güne başlayınca sürekli içmeye devam ettin. İşte öğlene yakın öğlene doğru hani neredeyse işte 10 tane falan sigara içtiğimi gördüm. Dedim ki hani bu gerçekten iyi bir gidişat değil adıma. Ve bir anda kestim ve bunu da hani biraz internette de okudum. Gerçekten hani insanların fikirleri de tabii çok önemli. Çünkü hani ben daha öncesinde bırakmayı denedim ve çok istedim. Ama bunu işte günde birkaç tane içerek ya da işte daha az içtiğimi düşünerek sürdürdüğümü düşündüm ama olmadı, mümkün değildi bu. Onun için hani ben de o testlere kulak verdim ve pat diye bir anda aslında bitirdim. Aslında en önemlisi gerçekten kesip atmak bir anda. Evet, aynen öyleymiş. Aynen. Bu işi böyle azalta azaltası o kadar yararlı olmuyor. Hatta işte ilk iki gün, üç gün hani bulunduğum ya yani burada herkes büyük bir şaşkınlıkla beni izledi. Hatta işte gizli gizli içtiğimi düşünenler oldu. Ondan sonra daha da enteresan bir şey söyleyeceğim bu noktada. Annemi bıraktırdım hani ilk etapta. Annem de çok fazla içiyordu. Oo, süper. Ondan, kaç yaşında? İşte kaç yaşında? 65 yaşında. Ondan maşallah. Sonra o da bayağı içiyordu. Onu o da aynen şu anda bırakmış durumda. Böyle bir şey oldu birbirimize de. Güzel, birbirinizi aslında desteklersiniz. Aynı evde aynı anda iki kişinin bıraktığı tabii, aynen çok güzel bir şey. Hatta ilk başlarda böyle çaktırmadan bir iki tane içtiğini gördüm ama çok böyle hani şey de yapmadım çünkü yani sonuçta bir yandan da aynı ev içerisinde iki tane gergin ve sinirli bir tip olarak. gergin diyorsun mesela. Neler yaşadın? Hani ne gerginlikler oldu? Ne ya en enteresan şeyi söyleyeceğim. Bir sabah yine uyandım. Çok güzel başladım güne ve yürüyerek yine çıktım, attım kendimi dışarıya. Ondan sonra bir baktım eve giremiyorum çünkü anahtarımı kaybettim. Daha sonra sabah sabah anahtar aradım sokaklarda. Bulamadım. Ondan sonra aynı gün içerisinde bir kaza geçirdim ve kayalıklardan düştüm. O arada cep telefonum parçalandı. Her şeyi sigarayı mı buluyorsun yoksa? Bir neden oraya bağlayacağım? Çünkü gerçekten o süreçte bu kadar böyle geriliyorum ve sinirleniyorum ki bir sigara yak falan diyor bir ses ama bir yandan da hayır diyorum. Aynı gün içerisinde de bir de kameramı kaybettim ve onu da bir gün sonra fark ettim. Aynen. Ciddi sınava tabi tutulmuşsun. Kesinlikle öyle ve sabah kalktım kameram yok yine delirdim falan böyle bir yandan da ama hiç umurumda olmadı çünkü dedim ki sigarayı bıraktım dedim ve bu enteresandı benim için. Yani şey demek istediğim hafif tatlı böyle sert sinirlerim oldu. Heyecan bir şekilde çok fazla daha ön plandaydı. Onun için bu kadar da dert etmedim ve dedim ki hani giden onlara gitsin tekrar bir şekilde yoluma devam ederim yani. Yani aslında gerçekten hani o kadar aksilik yaşayarak, o kadar tersliğin üstüne aynı zamanda kendinle bir savaş vermişsin. Tabii. Ama şu da var, birçok şey gitmiş olabilir ama sen hayatına çok büyük bir artı kattığın için şu an sigarayı bırakarak. Çünkü yani sen de zaman içerisinde artık fark ediyor olacaksın, çevrendekiler de fark edecek. Yani bu senin dişlerinden, teninden, şu an olmayan saçın da olsa çünkü yeni bir saç. Saçları. Yani genel anlamda cildinden bütün organlarına kadar, nefesine kadar, yaptığın spordaki performansa kadar. Hepsini o kadar güzel bir şekilde etkileyecek ki bundan sonrası. Serap biliyorsun artık şarkı da söylüyorum yani. Hani bir yandan da. Evet yani. Evet. evet bir yandan onlardan, da. Evet biraz da böyle onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi mesela senin muhakkak ki böyle kendi yazdığın şiirler, şarkılar ve besteler vardı ama onlardan mesela gerçekten hani paylaşılan bir tanesi var. Bu son zamanda herhalde. Bunu özellikle Karanlıkta Bir Drama. Ya enteresan bir şekilde biliyorsun sen de demin söyledin. Aslında uzun bir süredir müzik dünyasının içindeyim ve genelde karşılaştığım müzisyenlerle de böyle güzel dostluklar ve samimiyet dolu paylaşımlar yapıyoruz. Evet. Bir yandan da bakınca diyoruz ki hani baya baya böyle
bir heyecanım varmış. Çok eskiden gelen. Ama bunu o zamanlar ortaya atıp hayata geçirmek yerine daha böyle mutfak kısmında kalmışım ve işte o süreçte biliyorsun işte kitaplar yayınladım, işte çeşitli geceler hazırladım, sundum. Daha sanki kendimi kolay ifade edebildiğimi düşündüm ben. İşte yıllar geçince böyle bir anda dedim ki hani bir şarkı çıktı ortaya ve bu bir şiir değildi yazdığım. Bir melodisi vardı. Onu böyle hayata geçirmeyi düşündüm. Onunla ama birlikte hazır gelmiş sana. İlhan müziğiyle birlikte gelmiş. Kendim okuyayım gibi bir iddiada da değildim. Sadece böyle bir arkadaşımla paylaştım ve dedim ki hani umarım beğenir de hani ben bunu okurum der gibilerinden bir paylaşımdı bu. Bir anda dedi ki sen okumalısın bunu falan böyle. Ciddi misin falan oldum. Ve bu süreç bir anda kendini o tarafa doğru attı. Böyle bir anda girdik stüdyoya. Bir anda çıktık. Doğru bir şey yapıp yapmadığımı çok insanla değerlendirdim. Böyle inanan çok sevgilim, sevgili dostlarım var hayatımda. Evet. Hepsiyle yani şu ana kadar o kadar çok tebrik aldın ki alttan herkes senin sigarayı bırakmandan gerçekten memnun yani, mutlu. Vallahi seviyorum ama şu an inan konsantremi oraya odaklayamıyorum. Tamamen sendeyim, isimler sadece geçiyor ve herkese şöyle kocaman bir etkiler. Mesela Tacerci Yasin başardın demiş, İsmail Karakuy'un kutlamış birçok Karayön, kişi. Evet. Görüyorum şimdi, bakıyorum bir yandan da tekrar hani bağlantı kazası yaşamamak adına sonra hepsine döneceğim ve tekrar teşekkür edeceğim tabii ki. Evet, yani peki nasıl bir şeymiş yani hani kendi okuduğun sesle birlikte kendi sesinle bestelediğin bir şarkıyı dinlemek, bunu paylaşmış olmak? Ya aslında dediğim gibi sadece çok eskiden gelen bir hayalmiş. Çünkü hani bakınca hep böyle şarkılarla büyümüş bir çocuğun, gencin. Aslında evet. O zamanlar bir şeyler yaptığımı biliyordum. İşte yazdığımı ya da kendi kendime bestelediğimi biliyordum. Ama hayata geçirirken ya da geçirmemekte bir problemim olduğunu gördüm. Ve ben de bunun üstüne gitmedim. Çünkü dediğim gibi edebiyat daha kendimi kolay ifade edebildiğim bir yol oldu. Aslında orada da kendi adıma güzel bir heyecan yaşadım. Çünkü iki tane kitap yayınladım. Bence çok kaliteli, güzel çalışmalar yaptın. Yani hepsi birbirinden ayrı, farklı alanlarda. Ama böyle böyle şey, nokta atışları hepsi aslında. Geriye dönüp bakınca doğru zamandı diye düşünüyorum her şey için. İşte kitaplar için doğru zamandı. Hani belki şu saatten sonra yeni bir kitap yayınlar mıyım, yayınlamaz mıyım, böyle bir heyecanım olur mu bilmiyorum ama işte kendi adıma o süreçte çok önemli isimlerle bir arada oldum. Dergilerde bir arada olduk, yazdık. Hatta yakın bir zamanda yine sevgili Altay Öktem'le bir dergi projesindeydik. İşte bu süreç içerisinde çok değerli isimlerle yolum kesişti. İşte Cezmer Söz, işte sen de biliyorsun Vedat Sakman, Yılmaz Odabaşı, işte bir yanı çok sevdiğim şairlerle bir arada olma şansını buldum. Bu da benim için çok güzel. Çok güzel bir ödül töreninde karşılaşmıştık biz seninle. Evet. Ödül töreninde de aynı şekilde işte o senin de hep o zaman... değerli isimler vardı. Erkan Oğur vardı. Birçok oradaydım. Tabii aslında Kadri Karahan Net zamanı senin de buluştuğumuz süreçte yapmış olduğumuz tamamen kişisel bir şeydi. Tek başına yola çıkmıştım. Birkaç arkadaşım daha sonra yanıma Hayır gelip oldu. Bana eşlik etmişti. Biz daha sonrasında bunu o kişisel platformdan öteye taşımak adına Müzik Ekspres'i oluşturduk. Müzik Ekspres'te de biraz yapmış olduğum şey aslında alternatif müzisyenlerle buluşmaktı. Hani o bize sunulan, popüler olan ya da gözümüzün hani sürekli gördüğü isimlerden daha çok bağımsız diye adlandırdığımız ya da kendi adına ayrı bir duruşu olan müzisyenlerle bir arada olmaktı. Müzik Ekspres bu amaçla bir araya geldi ve daha sonrasında ilk senesinde o ödül törenini yaptık. Ve gerçekten evet. Serap hiçbir destek almadan yapmış olduğumuz tamamen böyle kolektif bir işti ve gerçekten de güzel bir törendi. Sen de oradaydın. Çok keyifliydi. Ama maalesef devam ettiremedim ya da edemedik. Öyle de bir süreç yaşadım. Belki bundan sonrasında... Yani şöyle bir şey. Böyle yarışmalar biliyorsun bir sürü ara verebiliyorlar. Mesela Kuşadası Altın Güvercin Türkiye'ye çok değerli isimler kazandırmış bir yarışmadır. Tabii. Ama o da bir dönem Ali Rıza Türker biliyorsun bir sürü ara verdi.
Sonra tekrar belediyenin desteğiyle, gündemle tekrardan hayata geçti. Belki bunu sen şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sunarsın. Başka bir şekilde bir destek alınabilir ve tekrardan hayata geçebilir. Neden olmasın? Kesinlikle neden olmasın? İşte o yüzden biraz da müzisyenlerin desteğine ihtiyacım var orada. Çünkü biz hep onlar adına bir şey yapıyoruz. Onlar da bizim adımıza bir şey yapmalı. Ben de alternatif tarzı bir albüm yapacağım sen o yarışmayı yapmadan önce. Evet. Çünkü artık gerçekten böyle daha özgün, daha böyle içimizden geldiği gibi davranmak zorundayız diye düşünüyorum. Evet. Çünkü öteki tarafta artık bir şeyler heyecanını yitirdi. Çok var aslında. Benim de o kadar çok bestem var ki öyle arka odam diye var mesela. Hı-hı. Yani farklı farklı besteler hep i̇şte baktığım zaman. Dar sokak var. Bunlar hep o alternatif tarzı ve böyle aslında o an o hissiyatla gelmiş. Kesinlikle popüler kültürle alakası olmayan, benim gerçekten içsel hissettiğim sözlerle ifade edilen albümler, şarkılar. Ama biliyorsun benim daha önceki albümlerim hep bir şeydi, konsept albümüydü. Evet, mesela evet, Ege evet. konseptiydi, Ege. Bir tanesi Atatürk'tü, birisi Balkan'dı. Hep böyle bir konseptin içerisinde yer aldım. Ben de çok popüler kültüre aslında çok hizmet etmedim yani müzik anlamında, albümlerim anlamında. Daha çok böyle bir ne derler, proje albümleri gibi çıktı hepsi. Zaten daha güzel olan bu. Çünkü neden diyorsun, hani ileride baktığım zaman hani yapmış olduğun işler hep bir toplu bir şekilde duracak ve bir dağınıklıkta evet. bulunmayacak. Yani ben işte türkü söylerim, ben rock söylerim vesaire vesaire gibi durmak yerine tamamen tek bir tarzın, tek bir çizginin hakimiyetinde tamamlamak bir albümü. Ki zaten hani şu süreçte albüm de çok artık hani tercih edilen bir şey olmayacak. İşte yerine tek şarkı paylaşım tek olacak. Şarkı, evet, ya da 2-3 şarkıyla evet. sürdüreceğiz diye düşünüyorum ve belki de en sağlıklısı bu olacak bu süreçte. O anlamda benim da bekleyen hazır 8 şarkı var. Tamam onlar hadi. ayda bir çıkartmak lazım. Vallahi çıkartalım hadi. Ben de elimden geldiği kadar yanında olmaya çalışırım seni. Sağ ol, çok teşekkür yani. Ederim. İşte. Peki şimdi şu anda dediğimizde Kadri Karahan şu an neler Hı-hı. yapıyor tam? Şimdi yani, neler yapıyor? İşte evet. Express devam ediyor. Çünkü her gün hemen hemen bültenlerle karşı karşıyayız. Hatta Instagram sayfası var. Takip etmek isteyenler takip edebilirler. Takip edebilirler. Kendi web portalımız müzikexpress.com'dan takip edebilirler. Bir yandan da dediğim gibi hani yazın böyle biraz şehir hayatından uzaktayım. Biraz dinlenme sürecindeyim kendi adım ama evet. fotoğraf çekmeye devam ediyorum. İşte kendimce böyle küçük küçük görüntüleri birleştirip klipler yapmaya sergi devam ediyorum. Sergi de açtın sen bu konuyla sergi ilgili de yani. Açtım. Evet, sergi açtım ve o da yine akustik şiirler kitap projemin devamı olarak akustik fotoğraflar adı altında devam etti. Şimdi yine konsept düşünüyorum ama dediğim gibi hani şu an sosyal medya bizi o kadar fazla oyalıyor ki hani çok fazla çıkıp da böyle odaklanamıyoruz maalesef. Sen orada... de benim gibi misin? Ben mesela yürüyüş diye çıkıyorum sonra orada bir kare görüyorum, burada bir kare görüyorum. Ay bu da kesinlikle. Çok güzel bir şey. Yürüyüş boyunca fotoğraf çeke çeke dönüyorum. Tabii. Ben çektiklerimin çoğunu da eve dönünce siliyorum. Çünkü hani o anda hiç böyle heyecanla yaklaştığım şeyler olmuyor. Ama önemli olan tabii dediğim gibi o doğallığı paylaşmak. İşte biz de burada mutluyuz. Çünkü her gün birileriyle yolumuz kesişiyor. Farklı farklı hayatlar, farklı farklı dostluklar ediniyoruz. Yurt dışında, aynen. yurt içinde. Bu da bizi uzakta da olsa yakın kılıyor. Şu anda ben İstanbul'da değilim ve açıkçası dönmeyi de düşünmüyorum ama evet. yine böyle birikecek mutlaka bir şeyler. Ve sen de benim gibi, ben Bodrum'dayım mesela. Bir şeyleri artık uzaktan uzağa çözmek, uzaktan uzağa halletmek gibi bir düşüncem var. Hani Bodrum'da bu süreci uzatmak, hani evet, İstanbul'da olmamak ama İstanbul'da tabii ortak çalışmaları dışarıdan yürütmek gibi. Yani İzmirli olmama rağmen mesela İzmirli olmayı tercih etmedim. Biraz Hı-hı. daha dışına böyle başka keşifler, hani gerçekten başka bir insan, başka bir çevre ve aynı zamanda onun içerisinde belki başka bir ben. Hani çünkü başka bir beni keşfediyorsun. O gittiğin yerde de sen de aynı şekilde olacaksın büyük ihtimalle. Orada kalmaya çok aşırı devam ettikçe. Şu anda böyle de bir senin dediğin gibi hani burada kalayım bir süre gitsin. Zaten gündemi biliyorsun o kadar fazla yorucu ki takip etmek istemiyorum ama bir yandan da uzakta da kalmak istemiyorum. Çünkü hassas bir yapım var ve bu yapı beni psikolojik olarak çok etkiliyor. Evet. Hani mümkün mertebe sadece böyle o ana başlıkları alıp hani... daha sonrası tekrar kendi dünyama dönerek uzaklaşmayı tercih ediyorum ama bir yandan da kayıtsız kalmamak, hani hep bir şeyler yapmak da istiyoruz. Bilmiyorum yani nereye gideceğimizi gerçekten bilmiyorum. Hep böyle inanarak, umutla
dualarla diyeyim, yolumuza devam edelim istiyorum. Aynen. Peki şimdi mesela sanırım yeni bir albümün de aynı zamanda prodüksiyonunda değil mi? Ondan görev aldın. Istiyorum. Aynen. Şimdiye kadar aslında birçok albümün içinde bulundum. Hani bunun adı artık tam olarak ne oldu ben de bilmiyorum. İşte sanat yönetmeni dedik. İşte prodüktör demedim ama hani sonuçta başından sonuna kadar işte fotoğraf çekiminden grafiğine kadar yer aldığım için kliplerine kadar evet artık sanat yönetmeni ya da danışmanı diyebiliriz bunun adına. İşte böyle işte Sevtap Ünal'ın albümünü yayınladım. Daha öncesinde bir arada olduğumuz bir projeydi. İşte Aydan Adin vardı. İşte daha öncesine gidersek bir Sentezer'in albümlerinde desteğim, yardımım oldu. Ve bu böyle danışmanlık yaptığın projelerde hiç böyle fikir çakışması olabiliyor mu? Oluyor, kesinlikle tabii oluyor. Ama bir zaman sonra mutlaka birimiz haklı çıkıyor. Ondan sonra ya ben biraz şeyde dahil oluyorum. Hani stüdyo sürecinde mutlaka işte dinlerken şarkıları işte şurasında şöyle bir şey mi yapsaydık gibi bir giriş yapıyorum evet. Mutlaka. Çünkü o kadar çok hani müzik dinledin, seçtin şimdiye kadar evet, aşamaları evet. Biliyorsun ki. Bir yandan tabii o hani eleştirmen yanını tutuyor, bir yandan dinleyici yanını tutuyor. Ve hani bakınca daha sonrasında o benim dediğim olduysa eğer gerçekten çok mutlu oluyorum ki bu küçük de bir vokal da olsa olur, bir enstrüman da olsa olur. Evet. İşte İsmail... Bu arada Behlül Üç Işık evet. Çatışması en iyi bulmak adına iyi olabiliyor demiş. Çalıştığın kişilerden birisi evet. Acaba? Çok sevdiğim bir fotoğrafçı arkadaşım kendisi de. Birbirimizi evet daha öncesinde çeşitli çalışmalar içerisinde gördük. Mutlaka tabii ki ayrı da düştüğümüz noktalar oluyor ama ben bilmiyorum biraz ikizler burcuyum. Oradan da biraz... Ya her ayrı fikir aslında bir bakış açısı evet, açıyor. Başka bir kapı açıyor. Ama inceliyorsun. Bir anda kabullenemeyebiliyoruz ama daha sonrasında işte evet aslında doğru bir bakış açısında dediğimiz oluyor. O yüzden ben böyle bilmiyorum hani müzik adına biraz gerçekten netim, tavrım net ama hani diğer konularda biraz taviz verebilirim diye düşünüyorum. Ben de senin fikirlerine değer verebilirim. Öyle bir çalışma yapabiliriz belki ilerleyen zamanlarda. Çünkü hani diyorum ya o dokunmayı çok seviyorum. İşte sevgili İsmail'le de yıllar öncesinden tanışıyoruz. Hani albüm yokken şarkılarını dinliyordum. Ve bir anda işte neden albüm yapmıyorsun gündeme geldi. Tek şarkıyla girdik. Albüm yaptık daha sonrasında. Antalya'da yaşıyor ve gerçekten işte o geldi ben gittim. Konserler yaptık bu aralarda ve 10 şarkıyı tamamladık ve işin ilginç yanı şimdi kliple çekiyoruz sürekli bir yandan. Güzel. Gerçekten çok inandığım bir ses. Hani beni tanıyan ya da takip edenler mutlaka zaten albümün farkında. Mutlaka dinlemenizi öneriyorum. Hatta evet. O zaman tam ismi ve şarkıyı istersen bir daha telaffuz edelim. Tamam. İsmail Karayün diyoruz. İnsan İnsanın Kılıcı da albümün ismi. İşte kapak fotoğrafları benim. Dediğim gibi şarkılarda küçük küçük böyle fikirlerim var. Onun haricinde de şu anda takip de ediyor bizi. Kendisine takip ederseniz güzel şarkılarını da dinlemeye devam edeceksiniz. Bir de hatta enteresandır İsmail'le biz o kadar her gün saatlerce konuşan iki arkadaşız ki. Belki de sürpriz böyle projelerde de buluşabiliriz. Yani ne bileyim şu anda hani böyle seninle yaptığımız gibi bir yayında belki. Çünkü ikimiz de çok böyle gülüyoruz, çok eğleniyoruz. Öyle bir arkadaşımdır kendisi. Mutlaka şimdi seninle konuştuktan sonra evet. Kapatıp arayacağım. Haftaya sizin Instagram yayınınızı bir anda takip eder hale gelebiliriz yani. İsmail sigara içiyor mu İsmail? Hayır kesinlikle içmiyor. Aynen ve hatta bu anlamda da dediğim gibi hani o olsun demin Behlül olsun. Hani benim sonuna kadar yanımda olan arkadaşlarım ve eminim ki daha da onlarla buluşunca bir de öyle bir şey ki gerçekten herkesi çok özledim. Mart'tan beri hiç kimseyle görüşemiyoruz. Hani bu tarafa geldim. Burada evet çok eski çocukluktan bu yana olan arkadaşlarımla birlikteyiz. Küçük bir ortam olduğu için mutlaka yolumuz karşılaşıyoruz, kesişiyor falan. Süper. Aynen. Onun için de çoğu arkadaşımı çok özledim. İsmail de onlardan biri. İnşallah yakında buluşacağız. Güzel işlere devam edeceğiz.
Evet. Birisi hiç içtim mi İsmail demiş. Bak şimdi bizim sohbetimizi bıraktılar. Sohbettekiler kendi aralarında sohbet ediyorlar burada. Etsinler. Evet, Ya o da güzel. herkes birbirini tanıyor diye düşünüyorum burada. Mutlaka bir şekilde. Seni de bu süreçte tanısın istiyorum arkadaşlarım. Hani aynı şekilde gerçekten güzel Evet, ben işler o yapan. zaman bir müzik yazarından biraz ben de kendimi dinleyeyim o zaman, küçük de olsa. Şöyle söyleyeyim. Yolumuz hep kesişti ama diyorum ya Selap, demin de dediğim gibi özellikle ilk albümün çok heyecan vericiydi benim için. Çok güzel bir sestin. Yani son süreçte yaptığın işleri gerçekten takip edemiyorum ama bundan sonrası adına kesinlikle burada sözümü vermiş olayım. Bir araya gelelim. Mutlaka Evet. fikirleşelim. Çünkü eminim sesinin yakışacağı çok güzel şarkılar da var. Belki böyle bir cover Tabii. düşünebilirsin. Aynen, farklı bir şekilde senin önerilerin de olabilir. Benim şu son zamanda biliyorsun işte bir Fikri Hanım'ın Atatürk'ün Fikri Hanım'a yazdığı şiirleri besteledim. Onlar çıktı 2016'da. Ümidi Aşkım diye bir projeydi bu. Onu buluşturduk. Bu arada tabii ki ben bu kadar sigara savaşanlardayım. Hani belki onlar da merak ediyorlar. Ben hiç içtim mi? Ben hiç içmedim. Ne güzel. Benim de arkadaşlarım 8 kişi olarak yanımda içerlerdi. Ben hiç içmeyenlerdendim. Ama ailesinde de içen olmayanlardandım açıkçası. Biz tabii bu sohbetleri yaparken hep şuna denk geldik Kadir'cim. Arkadaş ortamı çok önemli. Hani yanında arkadaşların içtikleri zaman bir süre sonra sen de ister istemez denemeye başlıyorsun. Ya da onların içtiği zaman sanki bir farklılık katılıyormuş gibi onlara bir havaları oluyor. Bazı genç kızlar özellikle o havaya özentiyle bir şekilde başlıyorlar. Ve böyle bir özentiyle başlayan bir şey bir süre sonra onların tabii içinden çıkamadıkları bir alışkanlık haline Bir de öyle dönüşüyor. bir şey ki Selapcığım, lafını kestim ama şimdi içen biri olarak çok fazla içeni görmüyordum. Bunu bu süreç içerisinde fark ettim. Şimdi içmediğim için daha fazlasıyla gözlemleyebiliyorum. Ve gerçekten özellikle yaş olarak çok düşük olduğunun farkındayım. Ve bu da bu süreçte çok gözüme çarptı. Tabii. Hani gerçekten biz en azından kendim bu kadar erken başlamamıştım, bunu biliyorum. Derneğe seni de davet edelim o zaman. Sen de üye ol. Mutlaka, mutlaka Biz birçok kişiyi, yani sigara içmeyen, içeceğim. bırakmak isteyen herkesi bekliyoruz. Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği'nin. Hem Instagram sayfasına üye olun, hem gelin derneğimize üye olun. İcra kuruluna girin. Bir şekilde destek anlamında Tabii. fikirleri her Hani bu şekilde anlamda da değerlendirebiliriz. mutlaka Müzik Ekspres olarak da elimden geleni yapacağım. İşte logolarımız varsa logolarımızla ya da işte sanatçı dostlarımızın mesajlarıyla yapabileceğimiz şeyleri de yapmaya çalışırız. Sen de Hatta mesela bir süre şey yapabilirsin. Sigara içmeyen sanatçılar röportajı. evet, aslında olabilir ama öncelikle dediğim gibi şey var. Bir yandan da özellikle şöyle de bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Bizim bir yandan da fotoğraf grubumuz var, biliyorsun. Türkiye Biliyorum. Hafta Fotoğraf sonu Grubu gezilere olarak. çıkıyorsunuz. Evet, işte her Yürüyüşler şu hafta. an devam ediyor mu? Uzaktasın ama var mı orada Şu da bir grup buldun mu? an biz de bu süreç içerisinde bıraktık. Önümüzdeki aydan itibaren tekrar devam edeceğiz. Bizim de Türkiye Fotoğraf Grubu sayfasından takip edebilir isteyen arkadaşlarımız. Fotoğrafla ilgili olan ya da işte ilgilenmek isteyen arkadaşlarımız da oraya dahil olarak Güzel. seve seve gelin, hem fotoğraf çekelim hem işte sigara içmeyelim, oturalım sohbet edelim ve Yani yapabiliriz ben yani. mesela bundan geçen sene Datça'ya yerleşmiştim. Bir süre Datça'da kalma kararı aldım. O Datça'da kaldığım süreçte o kadar keyifli güzel fotoğraflar çıktı ki orası da zaten her Ne an güzel. başka bir Tabii. yerdi. Masmavi. Ve kıyamadım. En sonunda Datça Stories diye Instagram sayfası açtım. Oraya yerleştiriyorum artık Ne Datça'ya güzel. ilgili bütün fotoğraflarımı, kaybolmasınlar diye. Çok O güzel, zaman Datça'yı tanımak isteyenler seni oradan farklı fotoğraflar bulabilir. İstanbul'da bir daha göremeyecek miyiz böyle giderse? Yok yani sonuçta İstanbul'daki ev devam ediyor. Git geller iş olduğu sürece olacak muhakkak. Hatta Tamam. dediğin gibi senin yeni müzik ödülü töreni olmadan ben senin tarzında farklı albümlerimi çıkarmak için. Hadi Ama burada bakalım. şöyle bir şey var. Şunu fark ettim buraya gelince. Mesela pek çok arkadaşım buraya gelmiş durumda. Evet. Mesela benim o ilk albümü hazırladım, Töre Cengiz. Töre Cengiz de şu an Bodrum'a yerleşmiş durumda. Onun burada bir stüdyosu var. İşte Ali diye bir arkadaşım vardı. Burada bir home stüdyosu var. Yani aslında bir şeyler yapmak istediğimiz sürece home stüdyo bazında burada da çok keyifli, güzel çalışmalar yapıp Tabii, ortaya akustik çıkartabiliriz. olarak kayıtlarda gerçekleştirilebilir. Hani Evet. özellikle şu anda en popüler olan durum, işte bu YouTube üzerinde
yaratılan. Gerçi hani çok fazla tekrardan da sıkıldık. Hani artık söylenmedik şarkı kalmadı gibi de geliyor bir yandan. Çok bulunabilir. Fazla mı? Çok keyifli coverlar var. Böyle bende gizli saklı kalmış. Var. Ha. O işte ben de onları böyle saklıyorum. İşte böyle hani sorulduğu zaman o sesle kafamda bütünleştirdiğimde ha bak şöyle o zaman hala... önerilerini beklerim. Tamam, seve seve, keyifle. Yani en son bu pandemi döneminin başıydı herhalde. Ben daha tam pandemi başlamamıştı. Yine birlikte çalıştığım müzisyen arkadaşım Caner'in evine gittim. Mesela işte diyoruz ya, yani gerçekten bir ev kaydı ama sanki bir profesyonel stüdyodan elde edebileceği hı-hı performansı gerçekten iyi bir şekilde alabiliyorsun eğer sistem kurulmuşsa artık. Orada mesela bu Sabahattin Ali'nin şiirini bestelemiştim ben, Geçmiyor Günleri. Hı-hı. Onun kaydını yaptık ve tam böyle şeye uyuyordu o, hani biliyorsun pandemide artık yasaklar başladı, kimse çıkmıyor. Dışarıda mevsim bağırmış. Evet, değil mi? Dolaşanlar varmış, biz evdeyiz, geçmiyor günler şeklinde. Gerçekten uyum sağlamıştı o döneme. Onlar da biz de dinlemek isteyenler YouTube kanalımdan, Serap Yenci'den ve işte özellikle Geçmiyor Mutlaka. Günler yazarak dinleyebilirler. Yani şöyle bir şey var, birçok proje var tabii. Senin şu an fotoğrafçılık devam ediyor, köşe yazarlığı, işte kendi müzik ekspresin, aynı zamanda kendi albümün. Çıkardığım bir de kitabım var diye biliyorum ben. Ya aslında şu anda 2 senedir hazırladığım bir proje daha var benim. Bu da 90'larla alakalı. Çünkü çok özel bir süreçti. Biz de o süreci yaşayan şanslı bir kuşak olarak hala da çok özlüyorum ve karşılaştığım İlk yerde böyle. Yaşamışız o dönemleri. Kesinlikle ve o yıllarda çok anı biriktirmişim. Hani özellikle o dönemin şartları itibariyle epey bir anı bunlar. Hani nasıl söyleyeyim, işte mektuplaşmalar var, işte o konser afişleri, biletleri, fotoğrafları. Hani bugün bakıldığı zaman o dönemin şartlarında herkesin yapamayacağı ya da uğraşamayacağı şeyleri biz başarmışız. İşte o anıları böyle bir Türkçe pop anılar adıyla böyle bir toparlamayı düşünüyorum ama o kadar da uzun bir süreç ki aslında atlamak adına da... Başladığın zaman muhakkak yol alacaksın, ilerleyecek işte, o. Ben hani bunları hep işte Müzik Ekspres'te ya da daha öncesi yine Kadri Karahanlı'nda yaptım aslında. Hani o 90'lı yılların söyleşilerini yaptım. İşte o anıları ufak tefek not aldım. İşte Aksi Dergi'de bunlar için bir köşe yazım vardı, sayfam vardı. İşte şimdi bunları bir araya getirirsem hani böyle bir bu sefer şiir değil de daha böyle biraz anı, hem bir yandan da böyle işte Türkçe pop'un 90'lı yıllardaki o heyecanı, işte kasetlerden CD'lere taşınmamız, İşte o posterlerden işte stadyumdaki konserlere gitmelerimiz falan. Benim o dönemde bir odam vardı mesela. Her taraf farklı sanatçıların, George Michael'ların. evet ya. Madonna. Evet. Her yerde afişler. Dergiler, o posterimiz de orada bizim. Böyle hani o zaman da bilmiyorum. Bugün hani böyle bir şey yok gençlerin ama hani üzücü. Artık ama, her şey bilgisayarda küçücük şeylerin içerisine hapsedilmiş durumda. Ben özellikle onları yıllardır biriktirmiştim. Bu pop müzik dergileri vardı. Yani her hafta çıkan. Ve o zaman da biliyorsun Türk pop müziği yeni yeni böyle kendini gösteriyor. Vardı, bir şey vardı. Tabii Müzikler vardı. İşte Hey dergileri vardı. Daha sonra şey işte pop dergileri geldi. İşte yabancı dergilerin Türkiye versiyonları, işte Number One gibi, işte Rolling Stones falan böyle yayınlandı burada. Gayet keyifli işlerdi. Bugün mesela maalesef yok bunlar. Böyle gerçekten heyecanla alıp okuyabileceğim bir müzik dergisi yok. Bunun için de aslında çok peki üzülüyorum. Sen mesela biliyorsun bir ara şey vardı. MSG'nin kendi dergisi çıkıyordu. Hani üyelerin özellikle. Belki şu an yeni dönemde çıkaracaklar, bilmiyorum. Oluyor, devam ediyor da olabilir. Takip etmedim. Yani o tarz mesela şu an hem yazar, yani şiir yazıyorsun, hem aynı zamanda söz yazarı ve besteci olarak oraya da aslında yazarak bir şekilde birçok kişiye ulaşabilirsin, birçok. Yani eğer devam ediyorsa dediğim gibi hani böyle bir şey mutlaka içinde olmak senin isterim. Senin için bir araştıralım onu. Çünkü tamam, senin orada yani, olman lazım yani. İşte ben hani o süreci çok takip edemiyorum ama hani özellikle sosyal medyayı en azından hani takip ettiğim için o platformlarda hani birçok karşılaşmamız oluyor. İşte köşe yazarları ya da dediğim gibi hani bloggerlar üzerinden müziği yine okumaya, dinlemeye devam ediyoruz. İşte ben de kendi adıma işte söyleşilerle işte yeni isimleri ya da dediğim gibi heyecanlandığım isimleri, projeleri taşımaya devam ediyorum Müzik Ekspres'e. Özellikle de hani bu zaman içerisinde ne kadar okunabiliyor bilmiyorum ama
Belki de dediğim gibi bunları önümüzdeki süreçte biraz böyle görsel, işte şu an seninle karşı karşıya yaptığımız gibi de devam ettirebiliriz. Güzel olur. Yani olur. İlgili olanlar muhakkak ki bulacaktır, yakalayacaktır diye düşünüyorum ben. Ben şimdi de. Şöyle bir şey de var aslında. Şu paylaşımlarının da devam etmesini isterim ben. Geçen gün biliyorsun hani o sigarayı bıraktığım Evet. yorumlar ve paylaşımlar. Biraz herhalde ağız kuruluğu oluyormuş değil mi dönemsel? Kesinlikle, kesinlikle Muhakkak öyle. yaşadığın başka şeyler var mı? Ben sana Ya onun birkaç öneride bulundum. şöyle söyleyeyim. Aslında bir yıllardır bir diş eti problemi yaşıyordum ben. Ve her dişçiye gittiğimde söylediği şey bana kendisini sigarayı bırakmamdı. Tabii o mümkün değil diye durumdan yırtıyordum. Şimdi bunun öncelikle iyileşmesini diliyorum kendi adıma. Çünkü o benim her sene özellikle böyle kış aylarına doğru tekrarlayan ve sürekli her hafta dişçiye taşıyan bir problem haline geliyordu. Korkunç mutsuzdum. Evet, o süreçte korkunç mutsuzdum. Hani öncelikle onu okuduğumda internet üzerinde hani bunun da yavaş yavaş kendini bulacağı, işte o eski rengine döneceği falan gibilerinden böyle şeyler beni mutlu etti, motive etti. Bunları bekliyorum. Yani oradan dediğin gibi senin hani biraz daha böyle kendime enerji, mesela sabahları erken kalkmaya devam ediyorum ve kendi kendime oluyor bu. Ya bilmiyorum, biraz da çıldırtacak bir düzeyde. Çünkü gün içerisinde burada yeterince yorgun düşüyorum. İşte denize giriyorum, işte hareketli sabahtan akşama kadar. Bir de onun üstüne gece geç yatıp sabahın köründe kalkıp yürümeyle devam edince gün bitmek bilmiyor gibi geliyor ama bilmiyorum. Her ya bulunduğun yerin havasından da kaynaklı. Havadan bir şey da bence. aynen. Ben de burada mesela kaçta yatarsam yatayım 7'de muhakkak ayaktayım yani. Yani ben normalde zaten uyumayı çok seven bir insanım ama hani hiçbir zaman bu kadar üst üste 5.30'larda 6'larda da hani işe gider gibi kalktığımı da bilmiyordum. Şimdi onu yaşıyorum ama bundan da rahatsızlık duymuyorum. Çünkü sabah o kadar güzel oluyor ki gün. İşte böyle fotoğraf çekiyorum. İşte onları ya böyle... Dolu dolu yaşamak muhteşem bir şey. Aynen. Müziğimi dinliyorum, yürüyüşümü yapıyorum. O süreçte de... Aslında bence sen bunu fırsat bir şu yazıya başla sen kitabını yazmaya. Bak gün evet, belli bir şekilde dolacak aslında. Evet, günüm doluyor. Zaten öyle bir problemim yok. Yani bir şekilde dediğim gibi hani yazlık bir yerde olduğum için... Deniz, güneş, aynen su. Öyle. Aynen. Hatta şöyle Dostlar. biraz Ay ay ambiyansı ay. gösterirsem. Çok keyifli. Çok güzel. Evet, işte böyle Harika. bir Burası neresi güzel. şimdi? Burası Marmara Ereğlisi, Tekirdağ bağlı. Silivri'den ben de sonra. buradan bir Bodrum manzarası hadi göster. Hangisi daha mavi bakalım acaba? Bir. Evet. Şöyle bak. Evet Şöyle evet bak evet. Evet yanımıza. evet geldi gayet güzel. Arkadan yelkenden. Benimki bu kadar. Aradan Tamam, ne köşeden güzel. sırttan. O zaman yolumuz düşsün. Senin de buraya, benim de oraya. İnşallah yakın zamanda. İnşallah, Öyle de bir inşallah. buluşma olsun. Aynen. Yani yani pandemiden dolayı tabii şu an çok sıkıntılı Tabii bir tabii. süreç. Biliyorsun bir de biraz böyle farklı söylemler çıktı. Hani yok işte içenler daha az yakalanıyor gibi en son. Halbuki öyle bir şey yok. Çünkü zaten bu tamamen solunum yolları ile ilgili bir hastalık olduğu için ve solunum yolları zaten sigarayla zaten bu sıkıntıyı yaşadığı için birçok Tabii kişi o tabii. KOAH'dır. Rahatsızlıklarla birçok dostumuzu biliyorsun Recep Aktuğ gibi değerli bir ismi Evet, kaybettik. yakın zamanda. Vedat abicim, Vedat Sakman biliyorsun KOAH rahatsızlığı yaşadı şu son günlerde çok zor süreç geçirdi. Oğluyla Kutsal'la konuştuk biz devamlı. Yani o da şu an hani ağır bir şeyden aşamadan yavaş yavaş şu an kendini toparlamış durumda. O yüzden Umuyorum. Çünkü çok değerli bir müzisyenimiz, sevgili abimiz. evet. Hani ben de bu vesileyle şu anda senden öğrendim, maalesef bilmiyordum. Mutlaka arayacağım ve dualar edelim yani. Daha Evet, da iyi edin daha, çünkü çok İyi dinleyeceğimiz olsun. çok Bir an güzel önce bir an şarkıları önce var. şifa Evet bulsun. evet evet. Çok çok değerli bir insan çünkü biliyorsun Kesinlikle yıllardır öyle. Sakman Kulüp Tabii. Hepimize. olarak birçok gerçekten senin gibi hani özel camiayı özel müzik yapan, kendine has müzik yapan kişileri her zaman o kendi kulübünde o müziklerini yapabilmeleri için Ya şans ve imkan tanıyor. hakikaten o kadar güzel anılarımız oldu ki Sakman'da, özellikle Fransız Sokağı'nda. O çok çok hoş bir mekandı ve böyle müzisyen arkadaşlarımızın heyecanlarının birçoğu orada. Orası tam bir müzisyen buluşma yeri gibiydi zaten. Ya bir gün mesela bir müzisyen arkadaşımız sahne almıştı ve 3 ya da 4 kişi dinliyorduk. Ama Vedat abi dedi ki hiç önemli değil, siz dedi mutlu olun, çalın, söyleyin, eğlenin dedi. Ve o kadar güzel bir motive etti ki bizi orada.
Hakikaten ondan sonrasında böyle bir kaygı yoktu hiç böyle birimizin. Hani müziğimizi yaptık, şiir geceleri yaptık. Orada çok güzel buluşmalara imza attık. Doğum günlerimizi, özel günlerimizi, yılbaşını vesaire böyle anıları kutladık. Daha sonrasında şimdi yine çok güzel bir yerde Kadıköy'de. İşte hem Kadıköy'de hani, hem de Bodrum'da Turgut Reis'te. Bodrum'da var, İşte evet. Kutsal'la o yüzden de görüştük. Hani burayı ne zaman açacaksınız diye. Evet. O zaman babam biraz rahatsız KOAH'dan dolayı. Hani inşallah toparlansın, geleceğim Serapcığım demişti. Ama bu arada... O gelsin, benim de burada olmaktan en çok keyif alacağım yerlerden birisi. Çünkü özlediğim şarkıları söyleyebildiğim bir yer orası benim. Değil mi? Çok güzel. Bu da çok önemli. Yani hep hani sahnede talep görülen şarkıları söylemek başka bir şey. Ama kendi özlediğin, kendi seçtiğin şarkıları yorumunla dinletebilmek ve bunu söylemek başka bir şey. Peki, hangi Vedat Sakman şarkısı senin olsun? Hangi Vedat Sakman şarkısı? Her neyse. Her neyse. Evet. O zaman çok kısa. Efendim? Çok kısa dinleyelim hadi. Ha, yani söyleme anlamında. Aslında bunu Vedat abiyle söylemiştik. Ama çok severim tabii. Ben tek başıma söyleyeceksem o tek başına ve ben artık seninle yapamıyorum bir tanem. Elimde değil, istesem de olamıyorum. Böyle bir şey şeklinde. Şu an bize o kadar uzun zamandır söylemiyorum ki en son Vedat abiyle söylemiştim. Ne güzel. Ama tabii yalnızlığım biliyorsun. Daha, evet. Yeni tanıştık belki de ama kim bilir belki de hep vardın. Eşlik ediyordun sessiz ve sinsice. Belki de şimdi anlıyorum. Kurnazca ayırdın beni belki de. Diye böyle gerçekten senden de bir şey dinlemek istiyorum aslında. Benden şu an hiç öyle bir şey dinlemezsin. Bu arada... Niye albümden kısa bir şey? Hazır böyle sigarasız bir ortamda sesler de temizlenmiştir. Benim zaten şarkım dediğim gibi müziğin böyle hızlı koşturmasıyla kendini tamamlayan bir şey oldu. Ama hani inan hazırlıksızım yoksa şiir okurdum ve hiçbir şiirimde ezberimde olmadığı için öyle de bir sürpriz yapamıyorum. Senden şöyle isteyelim o zaman, sigarayı bırakmak üzerine bir şiir bekleyelim. Bak olabilir, bir şeyler yazabilirim. Yani, sigaraya veda. Tamam. Belki bir... Geçen gün sevgili şair yazar dostumuz Babacan Pesenkurt'u evet, evet, dedim. Babacan senin için sigarayı bıraktım kadın diye bir şair yazmış olduğu bir şiir vardı. Çok bir dönem o da bir rahatsızlık yaşarken özellikle yazmış. Çok özeldi, onu paylaştı bizimle. Belki sen de öyle bir şey yapabilirsin. Tabii ki seve seve, neden olmasın. Yani hani dediğim gibi bundan sonrasında bence o etki nasıl yansıyacak bilmiyorum. Umarım enerjik bir şekilde böyle stressiz, daha sağlıklı bir şekilde devam eder diye bekleyeceğim süreci, ama sizi de takip edeceğim. Elimden geleni de yapmaya hazır olacağım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Ben de dediğim gibi şu an Sigarayı Bırakanlar Kulübü diye bir Facebook'ta bir sayfa var. Sigarayı bırakmayı düşünen birçok dostumuzun o sayfayı da özellikle takip etmesini isterim. Facebook'u, Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği'ni takip ettikleri gibi. Çünkü orada senin gibi yeni dönemde bırakmış kişilerin işte yaşayabilecekleri sorunlar, işte o an hani atak geldiği ve içme isteği duydukları zamanlar, bunları hep senin mesela birkaç gün önce bize paylaşman gibi o sayfada yazıyorlar, paylaşıyorlar. Hemen bırakan kişiler oradan onları destekleyen, onlara bilgileriyle bir şekilde destek veren ya da bırakmaları için gerçekten teşvik eden çok keyifli, güzel paylaşımlar yapıyorlar. Bir de zannediyorum böyle uygulamalar da var herhalde. Hani böyle takip ettiğin, işte şu kadar gündür içmiyorum, şu kadar saattir içmiyorum gibi. Tabii ne kadar para kazandın, kadar sağlığın arttı. Bunlar da bence çok tetikleyici ve ayrıca şunu da öneriyorum. Kesinlikle ben bu sosyal medyada bunun sürekli paylaşılmasını istiyorum. Yani ben işte bir haftadır içmiyorum, ben bir aydır içmiyorum gibi. Çünkü gerçekten oradan gelebilecek bir... Bir yıla kadar bekliyorum, her hafta bekliyorum senden. Değil mi? Ben zaten hani bunu bir aya kadar yaptım. İşte ara ara böyle enteresan şekilde. Hani acaba dedim çok mu böyle şey yapıyorum? Hani bir de bir yandan da çünkü hani insanlar böyle şey mesela gerçekten...
yanımda içmeyen arkadaşlarım var şu anda. Ama bu beni etkilemiyor. Yani şu anda bundan dolayı da çok mutluyum. Hani yanımda birisi, tamam yarın öbür gün belki daha fazla bunu hissedeceğim ama işte kahve içiyorum. Mesela kahveyi çok seviyorum. Onun yanında da mutlaka biliyorsun sigara içiyordum ya da içiliyordu. Ondan da mesela şu anda kopmuş durumdayım. Ama biraz zaten kilo aldım. Şu var. Hani ilk başlangıçta evet, o zaman da konuşmuştuk. Önce sigarayı hatırlatan kişiler, ortamlar ve araçlar neyse, işte bu mesela bir kahve olabilir. Kahve gibi değil mi? Bir şekilde başka bir şey olabilir. Hani yanındayken içerken keyif aldığı. Aynı zamanda alkol olabilir mesela. Bir her zaman gittiği ve hep sigara içilen, içtiği bir ortam olabilir. Muhakkak ki hani birlikte içtiği bir dostu olabilir. Hani yak bir sigara hadi diyen ona. Biraz o ortamlardan kendini kısa bir dönem için soyutlaması gerekiyor ki en azından bir 21 gün, biliyorsun birçok şeyde 21 gün derler. Bunu sürdürebildiğin sürece gerçekten insan alışır, insan bünyesi diye. Bunu eğer devam ettirebilirse gerçekten değerli olacaktır diye düşünüyorum. Ben hayatına artı katacaktır. Bir ara Barış adlı çocuk katıldı. Burada mısın sevgili Barış'cığım? Onu gördüm evet, sanki. Evet. Ben liste senden girdiğimiz için listedeki tam bir listeyi göremiyorum. Sen görüyorsun orada şimdi kimler var, kimler yok listede diye. Evet, doğru. Barış da çok değerli bir ses. Çok, evet, kesinlikle. Besteler yapan bir arkadaşım. Arar yine 90'lardan değil mi? Ne kadar güzel bir şarkıydı. Evet. Anlar olsun. Bütün arkadaşlarıma tekrar şimdi böyle isimlere bakıyorum. Hatta yeğenim de şu anda geldi. Merhaba dedi en son. Onu gördüm. Herkese selamlar olsun tekrar. Ve dediğimiz gibi burada Serap'la telefondan sigara göremiyorum ama sanırım yayınımızın süresi dolmak üzere yavaş yavaş. O yüzden ben senin böyle yapmayı düşündüğün, şu an hani yine hayalinde olan, gerçekleştirmek istediğin projelerin varsa ve hani şu dönem seni takip etmeleri için önereceğin bilgiler varsa bunları alayım istersen. Öncelikle şunu istiyorum. Dediğim gibi burada senin de görüşün ve fikrin benim için önemli olacak. Çünkü önümüzdeki süreçte müzisyen dostlarımla bir araya gelmek istiyorum. Burada bağımsız ya da evet, dediğim gibi yıllarını da vermiş olsa deneyimini de aktarabilecek ve bir araya gelip kolektif bir şeyler yapmayı istiyorum müzisyen dostlarımla. Ortak bir şarkılar, projeler ya da benzeri konserlerle yolumuza devam edelim istiyorum. Hani bu süreci de beklemek için sanırım herhalde işte şu yazın yavaş yavaş sonlarına gelmemiz, İşte herkesin yavaş yavaş evlerine dönmesi gerekiyor diye düşünüyorum. İletişimde olalım bu konuda. Öyle. Burada da takip eden müzisyen dostlarım var. Onlarla da bağlantılı olacağım ve bir araya gelip mutlaka ortak bir takım kararlarda buluşacağımızı biliyorum. Artık o noktada da dediğimiz gibi yine elimizden sigara adına işte diğer sanatsal işler, evet, adına. Sen mesaj yazmışsın sigarayı bırakın gelin bugün diye sohbete. Aynen öyle. Eminim ki öyle geldi herkes. Bu arada da dediğim gibi arkadaşlarımı da senin sayfana, hem senin kişisel sayfana hem de işte Sigarayla Savaşanlar Derneği sayfasına bekliyorum. Ben de Serap Yenici sahne ve Serap Yenici sayfasına bekliyorum. Aynen öyle. YouTube'dan kayıtlarımızı izleyin. Atatürk albümümüzü, Sabahattin Ali şarkımızı özellikle dinleyin. Aynen öyle. Senden de güzel şarkılar gelsin. Dinleyelim. Yolumuza devam edelim yine. Oldu mu? İnşallah. Bizi müzik buluşturdu. Evet. Müzikle devam edelim yolumuza. Aynen. Hem de ikimiz de sigarasız bir hayatta, dumansız hava sahasında buluşmak üzere diyelim. Umarım. Çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Benim için de ilk kez böyle bir şey yaşadım. Seninle oldu bu. Güzel bir anı oldu. Umarım evet, açılış olacak. Bence ben bundan sonra seni bol bol Instagram sohbetlerinde canlı yayında yakalayacağım. Tamam, oldu. Seve keyifle. Öpüyorum sevgiler yanındaki bütün dostlarına. O güzel ortamın keyfini çıkar. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Selamlar.